Evet. Şimdi de yoğun istek üzerine çiğ köfte sipariş ettik. Bu bölümde ona bakacağız. Nereden söyledik? O ses çiğ köfteden söyledik. Şöyle bir torbada geldi. O ses çiğ köfteden söyledik ama Güler ne diyor Erdem o? Güler Büfe. Güler Büfe. Herhalde kardeş kuruluş. Bilmiyorum. O ses çiğ köfteden verdik siparişimizi. Ne verdik? 500 gram çiğ köfte söyledik. 18 sıkım olması gerekiyor. Bakacağız. Hiç çıkartıyorlar işte, anladın mı? Saydıracaklar illa. Göbek marul olacak, içinde nane, roka, maydanoz, 4 adet 4 adet 4 adet lavaş, acı sos ve şalgam söyledik. Acısız olarak o da. Toplam fiyatı 16,5 lira. 15.27'de verdiğimiz siparişimiz de 15.55'te, yani 28 dakikalık bir zamanda geldi. Erdem bunu böyle koyuyorum, okey değil mi? Tamam, şöyle. Evet. Şimdi torbamız bu. Torba diyorum. TDK, poşet falan çok uğraşıyoruz sonra. Torbamız bu. Poşet de var ama TDK'da olsun. Şöyle düğümümüz biraz sıkı ama çok fazla hunhar değil gibi. Bunu bir açacağım şimdi. Erdem dur, vallahi hızlandırma, hemen açıyorum. Allah aşkına hızlandırma. Buyurun. Bayağı bir arkadaşlar, böyle bir yığın var burada. Bakalım. O yeşil yeşil dikkat et. Evet, Erdem'in en sevdiği rengi geldik. Bak bu, şurada göstereyim de. Tamam, daha şey yapma. Çok reklam et. Şöyle, reklam yapmayın. Burada tam bir kapalı kutu. Pandora'nın çiğ köftesi. Burada kapalı. Ay, iyi esprilere bak. Şurada magnetimiz, pardon. Erdem çok hızlı geçti ama ayarlarsın. Şurada magnetimiz. Burada broşürümüz. Broşürde kim yazıyor? O ses mi, şey mi? Hemen bakalım, bravo. Şişli Güler Büfeterya. O ses, franchise olayı kısacası. Şurada şalgamımız Doğanay'dan gelmiş, acısız. Ona baktım, şöyle yapmaya çalıştım ama olduğu kadar artık. Kısmet, biraz uğraştıracağız seni. Burada bir de O ses broşürümüz. Bu Güler broşürümüz. Bu da O ses broşürümüz. Burada da acı soslarımız. Şuralara atarsın. Yüzüm çok kaşındı. Evet, bunu açalım bir. Ben bir korktum bundan yani, öyle oldu. Bunu şuradan hızlandırma. Benim sesimi alıp hızlandırılmış görüntünün üzerine hızlandırma diye koymazsa ben de yapan değilim. Lavaşlarımız burada. Şöyle koyacağım. Bu sıkımlar sayılamaz. Yani sayılacaksa da uğraştırır. Sayılamaz demeyeyim. Sayılır tabii ki de. Onu sıkan sıkılmış zaten. Yani... O nedir ya? Yani maşallah. Şurada limonlarımız da var. Arkada bitiyor. Evet, bu da böyle. Şunları da bir açalım mı? Ya ben bu şekildeki paketleri hiç sevmiyorum ya. Öyle de yani, ne bileyim, bir çözüm bulmalı buna firmalar. Çok yapış şey oluyor. Güzel sarıyor işin gerçeği. Tutuyor. Dökülmesini çok engelleyen bir şey ama çok iç içe giriyor o paket. Poşet neyse. Evet. Hangilerinin nar ekşisi? Bunlar mı nar ekşisi? Bunlar acı sos, bunlar nar ekşisi sanırım. Evet. Nasıl? Tamam. Ama şimdi bunu şey gibi bir dürüm yap orada kendine. Ne diyorsun ya? Tabii ya. Sonra yiyor diyorlar. Lavaşı bir sayalım. Erdem'in de hatırlatmasıyla. Şurada bir, ha iki, ha üç, ha dört. Gerçekten 4 lavaş var. Yapayım bir durum. Yiyeceğim mi? Yap bir durum. Şimdi Erdemciğim, şu anda gelecek yorumları duyar gibiyim. O dürüm öyle mi yapılır? Bu çiğ köfte böyle mi Aslında konur? bunu elini şeyle, kaba yeriyle bastır. Böyle daha da böyle. Ha. Şöyle ha? Yayacaksın, yayacaksın. Ne diyorsun? Mükemmel. Biraz Fırsat mı daha. bence? Ha? Şöyle küçük bir parça alayım şuradan. Şu ana kadar 3 tane koyduk. Daha koyayım mı? Yok, yeter herhalde. Bence de yeter ya. Ama onu basıp işte bak. Daha ne ya? Yayacaksın abi, o incecik olacak. Ha. Ya tahminen ben çiğ köfte öğrendim de ben de öyle gördüm yani. Tahminen güzelmiş. Yok şimdi bu arada laf. Arkadaşlar bunu bak, böyle videoda böyle bir şey ilk defa yapıyoruz, sırf eğlence olsun diye. Konumuz paketten çıktı şu an ama ne olacak, gülelim acık. Şöyle bunu buraya koyayım. Şöyle en sevdiğim kısmı yeşil kısmı. Tamam ya, yeter. Erdem, aa yeşil olacak abi.
En vitaminini yeri. Limon da sık. En son üstüne gezdireceğim. Şöyle. Hafif karamili. Nar ekşisinimizi de. Evet. Şimdi şöyle limonumuzu da sıkacağım. Ya benim limonumuz, sizin limonunuz. Yani birinci tekil, üçüncü çoğul şahıs. Evet. Şimdi şöyle bir limon da yapayım, kameraya gelmesin değil mi? Şöyle bir. Bak hiç çekirdek düştü mü? Efsane. Yok. Arkadaşlar bak bunu çok böyle istiyorsunuz. Tadalım edelim abi niye tatmıyorsun diye yapıyoruz. Eğlence olsun gülelim diye. Sonra bu sefer de bulamayanlar var, tadamayanlar var. Yani çiğ köfte diye. Çok bir şey yok. Lavaş bayağı ince. Evet, sen çift lavaş yapacaksın. Çift lavaş hiç sevmem ha. Tadını kaybediyorsun, sırf ekmek yiyorsun. Patlattın ne, ince kendisi. Tamam hadi çift lavaş yaptım. Sizler için. Mükemmel bakın. Hayatın ilk defa bu kadar güzel sardım. Yemin ederim bak. Evet şunu şöyle bir alalım. Tabağı da şöyle altı alalım. Çünkü nar ekşimizi bol kullandığımız için akıyor. Demek ki o kadar da mükemmel saramamışım. O zaman bir tadına bakacağım. Bak sonra danılmaca şey yapmaca yok ha. Kavga çıkıyor bak. Hadi bakalım. Ne oldu? Beğendim. Yalnız kıvamını çok güzel tutturmuşum ya. Çok affedersiniz. Sen de iyi oldu sanki ya. Hayır yani. Bravo. Yani ayarını yapmışız diyelim. Abiler kıvamını güzel tutturmuş. Ben de güzel sardım. Beğendim ha. Gerçekten güzel. Çok tatlı olmuş. Yani ne denirdi? Şey. Acısı. Birinin karşısında. Ha, ayıptır söylemesi. Bulamadım kelimeyi. Arkadaşlar. Şapırdatmamak için elimden geleni yapıyorum. Bak ağzım nasıl kapalı. Ama mikrofon burada. Gırtlağın içinde böyle bir yandan konuşmaya çalışıyorsun, nefes almaya çalışıyorsun. Buradan başka sesler çıkıyor. Bunu artık bana bu konuda küfretmeyin rica ediyorum ya. Ben çiğ köfteyi beğendim. Lavaşı söyledikleri sayıda göndermişler. Bol bol yeşilliğimiz var. Çiğ köftemiz gayet yeterli. Zaten 500 gram. Bunda hani bakılacak bir şey yok. Tadını beğendik. Söyleyemedim ya. Şalgam suyumuz doğru geldi acısız. Nar ekşilerimiz, acı soslarımız, broşürlerimiz, magnetimiz, bir eksiğimiz, bir yanlışımız yok. Zamanında söylemiştik. Bu siparişimiz başarılı geçti diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Ne diyorsun? Bence iyiyiz. Değil mi? Gayet iyi. Tadı da gayet güzel. O halde arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yoğun isteğin üzerine çiğ köfte siparişi verdik. Ve onun paket incelemesini yaptık. Sıradaki videolarımızda da bizi izleyeceğinizi umuyoruz. Paylaşacağınızı, yorumlayacağınızı düşünüyoruz. Burada sosyal medya adreslerimiz var. Burada abone ol butonumuz var. Arkadaşlarımıza davet edelim, abone yapalım. Buralarda da önceki ve sonraki videolarımız var. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.